buradan geçiyordu. Tamam, oradan tezgahtan önüne indim. Dedim ki başkanım dedim. İnşallah hayırlı olur dedim. Ben CHP'liyim. Bize dedim tezgah verecek misiniz yine dedim. Dedi ki garibanın ekmeğiyle oynamayacağız dedi. Vereceğiz. Yani bu sözü bana verdi. Ve Yaşar Balcı beyefendi de vardı. Selamun aleyküm. O da dedi ki al kartımı. Kartı da bende. Selamun aleyküm. Kartım sizde dursun dedi. Buradan kalkınca yanıma geldi. Dedi. Ve telefon ettim. Başkasının üstüne attı. Onu arayın dedi. Ben size aldım. Oraya atıyorum. Orada idare edin diye bir şey yok. Yıldırma politikası yok. Var mıdır? Yıldırma politikası. Biz orada zaten Bozen'in arkasına da atmıştı bizi önceden. 5 sene 1 hafta sifta yapmadan gitti. Bu yaz gittikten sonra sezonun ortasında bu iş olur mu? Olmaz. Sezon başlamış ortasında yani. Verilen sözlerin arkasında durulması. Başka hiçbir şey istemiyorum. Şimdi Halil Pospik dedi ki bize burada Yaşar Balcı şu andaki kurumu ben dedi pazarcı çocuğuyum. Benim annem dedi pazarcı. Ben dedi annemin arkasında arabayla anneme eşya taşıdım. Ve ben dedi kimsenin ekmeğine oynamayacağım. Bak kimse ekmeğine oynamam. Standları yaptırıyoruz dediler de tek yarısını bölüp vereceği demediler. Ve açıklama yapmadılar. İmzalar attıktan sonra gerekçeleri açıklama yaptılar. Gerekçeleri bize verilmedi. Bir proje hazırlandı. Ha, orası çok söylenmedi. Güzel olacak. İmzalar attıktan sonra. Biraz sabırlı olun. Biz 80 santimde ne yapabiliriz? Patates, soğan mı satacağız biz dediğinizde biraz daha sabırlı olun. Yani bir orasının çok daha güzel olacağını söylüyorlar. Yani daha düzgün yerlere yağmurdan korunabileceğimiz, güneşten korunabileceğimiz daha düzgün yerler yapabiliriz. Projeler belediye ne için vardı? Bunun için vardı yani. Herkese mükemmel yerler yapıyorlar. Türkiye'nin genelinde. Bizi neden senelerdir bize böyle bir yer yaptılar. Zonguldak'ta. Elemeğimize, göz nurumuza. Zonguldak'ta. Yani biz bunu istiyoruz. Yani hakkımızla. Örneklerini görebilirler. Zonguldak en yakınımız. Akçakoca en yakınımız yani. Avrupa kentinden bahsediliyorsa bu şekil olur mu? Söz veriyorum ki çekmene oynamam dedi. Ve ben burada Halil Pospek'e oy istediğim zaman bu starttan bana der ki Halil Pospek intikam almaya geliyor. Anlatabiliyor muyum? Ben ne intikam alacak? Geçmişin intikamını almaya geliyor dediler. Ben inanmadım ve milletten ona şakır şakır oy istedim. Bizi insan yerine koymayıp attıkları yer, gidin bakın. Ve o saatlere iki kişi koyacaklar, onun hesabını yap. Peki bunu daha öncesi bilmiyor muydunuz? Bilmiyorduk, o projeyi sunmadılar kimseye. Bize hiçbir şey sunmuyor. Sunma, hiç kimseye hiçbir, bir şey zaten söylemedim. Zaten şu anda şu insanları ne bileyim yani bir araya getirip, ya sizin bir fikriniz var mı? Şöyle bir şey yapacağız, siz ne dersiniz diye bir sorun yok zaten. Ve şimdi tutup bizzat burada Yaşar Balcı Halil Pospek bana söyledi ki ben dedi kimsenin ekmeğine oynamam, oynamayacağım dedi. Söz veriyorum delikanlı sözde, Halil Pospek sözü dedi. Yani açık ve net konuşuyorum, yaklaşık 36 gün sifta yapmadan evime gittim, 36 gün. Diğer tarafa geçiriyorlar, bu ekmekle oynamak mı sizce? Evet efendim. Diğer yerde size yer şimdi, verecekler ama. Öyle bir şey efendim. Biz burada öyle bir zamanda ki yol paramızı cebimizden veriyoruz. Kuruş sefahatlere gidiyoruz. Oraya gittiğimiz zaman zaten hiçbir kuruş kazanamayacağız. Evet, artısı bir de bize verdiği statların orada stat olduğu belli değil. Mesela ki 180 santim bir statı iki kişiye veriyor. Biz bunda ne sereceğiz? Ne sergileyeceğiz ve kime ne satacağız? Yeşemci al oradan orada hani. Şimdiki yer daha kötü. Niçin insanlarla ya burada alıp geçmektir. Bilmiyorum. İsterseniz gidin de bir o statta da bakalım. Günah beyefendi ya. Ben buradan gerçekten evimi geçindiriyorum. Benim işim yok. Benim eşim rahatsız, hasta. Ben buradan kazandığım parayla ev geçindiriyorum. Ya bu insanlara sahip çıkacak ya bu insanlara zulüm yapmayacak yani. Benim istediğim bu. Ben ne yapayım şimdi? Beni buradan aldık, kaldırdı. Ben kaldım işsiz. Ben evime ekmek getiremiyorum. Şimdi çaresiz kalan insan ne yapabilir onu söyleyeyim. Bu durumdan şöyle böyle 48-50 kişi etkileniyor burada. Onu eğer 48-50 kişinin 4'er nüfustan hesaplarsak... 5 kişi yani ne yapayım? 5 kişi. Tamam bacım. Eğer bu 45 kişiyi 4'er nüfustan hesaplarsak 200 kişi ekmek yiyor buradan. Niye bu Halil Pospek verdiği sözde durmadı? Söz veriyorum dedi ve sözünde durmadı. Neden? Bu delikanlı sözü mü bilmiyorum.
Halil Paşa çözümü onu da bilmiyorum. Çaresizliğin ne olduğunu ben çok iyi biliyorum. Herkes biliyor çaresizliğin ne olduğunu. Evet, yani yanındaki arkadaşlarına devretmiş işi. Ve kendisi burada seçimden önce geldi, herkesten görüştü. Ve kimse, herkese söz verdi. Bu verilen sözler emek sözü. Ya biz buradan hiç kimseden bir şey istemiyoruz ki. Biz hakkımızı arıyoruz. Hakkımızla ben 20 senedir bu tezgahı açıyorum. 20 senedir benim hanımım bu işi yapıyor. Gözlerini kaybetti. El işi yapmaktan. Bu mu yani emeğin karşılığı? Sosyal demokratiz diye geçinenler yani bunun arkasına sınarak bu insanların ekmeğiyle mi oynamak zorunda? Siyaseten de haksızlığa uğradığınızı düşünüyor musunuz? Düşünüyoruz. Evet. Yani çok büyük haksızlığa uğruyoruz biz. Ben de Muharrem Bey'in telefonu. Gerçekten el emeğimizi, göz nurumuzu burada yağmurda, yağışta, karda, soğukta, kışın bile açtık yani ekmek parası için. Ben buradan geçiniyorum ya. Benim geçimim buradan. Ya bu insanlara sahip çıkacak ya bu insanlara verilen sözün arkasında duracak. Ve gezen halkın, akşamları çıkış gezen halkın herkesin memnun olduğu bir şehirde yaşıyoruz. Ve herkes de diyor ki sizi buradan kaldırmasınlar. Biz buraya gezmeye geliyoruz. Göz zevkimizi tadıyoruz. Ya bunu halk istiyor yani. Geçen hafta telefonla arandık biz. Tek tek belediyeden aradılar. 20 kişiye düşürmeye çalıştılar. Yani önce bizi içimizden parçalamaya çalıştı sistem. Yani ben arkadaşımla, yani bana verilecek o gördüğünüz dolap, o arkadaşıma verilmeyecek. Böyle bir şey var mı? Sonra yoğun baskılardan dolayı biz yine telefonla arandık ve dün yine belediyeye gittik. İşte başkanın dediği işte hiç kimseyi mağdur edilmeyecek şekilde yerleştirin. Yani bu mu? Biz oraya 80 santime gidince mağdur olmuş olmuyor muyuz? Yani lütfen o bizim sosyal medyada paylaştığımız yazıyı gazetenizde paylaşın. Çünkü söyler misiniz bunu? O tam nereden ulaşabilirler? O kim, hangi kimin ismini, o sosyal medyadaki yazıdan bahsediyorum. Perihan Can, Berin Elmasar, Kadir Kanyılmaz, sosyal medyalarından takip edebilirsiniz. Bizim kendi sosyal medyamızdan paylaşın. Yani buradan bulabilirler değil mi? Ses yapalım diye. Haksızlığa uğradık biz. Ses yapalım yani. Thank you.